Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Ramazan nasıl gidiyor? Oruçlar nasıl gidiyor? Uykusuzluklar nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi misiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. Yoruma yazabilirsiniz. Bizi soracak olursanız biz çok şükür iyiyiz. Orucumuz da çok güzel gidiyor. Benim orucum da çok güzel gidiyor. Son saate kadar her şey iyi. Ondan sonra acıkma ve susama başlıyor. Neyse ki burada Viyana'da havada bu hafta serin gidiyor. Bugün hatta yağmurlu hava bayağı bir böyle gitsin daha iyi yani güneşli olmasından iyi. Çünkü güneşli olunca insan dışarı çıkası geliyor. Çıkınca tabii ki susuyor ve yoruluyor ve canı bir şeyler istiyor. Her neyse biz sabah neler yaşadık, neler yaşadık arkadaşlar. Ben size bir anlatayım mı ne oldu? Saat şu an 1'e geliyor. Öğlen 1'e geliyor. Hafsi şimdi evde şu an oturuyor karşımda tablet bakıyor. Sabah saat 8'de kalktım. Hafsa koridorda yerde yatıyor. Böyle kafası üstü yatıyor. Bir an panik oldum. Bir anlamadım. Hafsa ne oldu diye. Kafasını kaldırdı. Bembeyaz Hafsa. Hafsa gitmiş bembeyaz. Dudak, yüz bembeyaz. Bayılacak gibi bir haldeydi. Ne oldu Hafsa? Şöyle böyle ne oldu ne oldu? Dedi tuvaletim geldi dedi gitti tuvaletini yaptı ama ayakta duracak hali yok. Geri getirdim salona yatırdım. Ben panik oldum tabii. Kolonya falan döktüm. Tabii biliyorsunuz Esna Hafsa bir havale geçirmişti. Onun sonra böyle bir durumlandı. Çok panik oluyorum. Hemen Yüksel'i aradım. Yüksel geldi. Ondan sonra haline falan baktık. Burası morarmış. Şu alnının şurası morarmış. Burana ne oldu dedim. Kafamı vurdum dedi. Nereye vurdun dedim. Yatağına vurmuş. Hatta bakın biz şu yataklar kızların şu kenarları böyle çıkın gibi yani kenarları böyle çerçeveli gibi. Galiba oraya vurmuş alnını ve onun sarsıntısını yaşamış. Tabii ben bunun üstüne bunu duyunca beyin kanamasından yani beyin sarsıntısından korktum ve çünkü çocuklarda buna çok dikkat ediliyor. Hemen acil aradım. Acil hastaneye gittik. Ondan sonra bir muayene falan ettiler. İstersen burada kalabilirsin dediler göz altında. İstersen eve götür. Evde kendini takip et dediler. Eğer kusma, sonra böyle kendinden geçme, bayılma gibi durumlarında hemen de acile getir. Hemen hiç bekleme getir dediler. Şimdi Hafsa 2 gün evde, 2 gün bir riski varmış böyle şeyin. Bakalım inşallah Allah'ım bir şey çıkarmasın. Kötü bir şey olmasın. Şu an iyi gayet. Şu an ekmek istedi. Ekmek yiyor, meyve suyu içiyor. Bayağı bir sabah panik yaşadık arkadaşlar. Benim hayalim neydi? Kızları kreşe bırakacaktım. Eve gelecektim, uyuyacaktım güzelce bir. Ama nerede? Akşam da hiç uyuyamadım. Zaten saat 2'ydi uyuduğumda. 2'ye geliyordu maalesef. Uykusuzum. Sizin bu damlanız uykusuz arkadaşlar maalesef. Neyse. Evet, ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Ramazan biliyorsunuz Ramazan'da bayanlar mutfak yeri oluyor, yaşamı oluyor. Mutfaktan çıkamıyoruz. Kocam beyciğim benden dün tatlı istedi ama böyle dedi ki muhallebili neli olmasın dedi, şerbetli olsun dedi. Benim kocamın pek tatlılarla arası yok. Şerbetli tatlıları sever, sütlü tatlıları pek sevmez. Nadirdir yediği. O yüzden benden tatlı istedi. Ben de ne yapacağım şimdi? Tabii bu saatten sonra da beni büyük bir tatlı beklemesin. Şekerpare yapacağım. Minik tatlı şekerpareler yapacağım. Thermomix'ten yapacağım. Bakalım inşallah güzel olur. Tatlı istedi. Yaptım mı? Yaptım. Yap yani. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Akşama da inşallah iftara tantuni yapacağım. Ayşe'nin Kitchen tarifinden tantuni yapacağım. Tavuk göğsünden. Bakın tavuk göğsü dedim. Tavuk göğsünü çıkarmayı unuttum dolaptan. Gideyim onu çıkarayım. Lavaşını da kendim yapacağım. İnşallah beceririm. İlk defa yapacağım lavaşını. Bakalım. Önce ben bir tatlımı yapayım. Ondan sonra onu kenara alalım. O dinlensin iftara kadar. Zaten uyumak da hayal oldu. Damla nerede uyuyacak? Uyuyamaz. Bir omuz. Birkaç saat sonra esine gelecek. Öyleydi, böyleydi derken yemekte falan. Evet ki biz alacağız ablanı. Yemekte falan derken akşam olur Damla akşam uyur artık pert düşer yatağa. Neyse hadi başlıyoruz. Şuradan gittim hemen aşağıdan marketten margarin aldım. Benimki dondurucudaydı şimdi onun erimesini beklemeyeyim dedim. Sonra irmiğimi de çıkardım. Bunu da almıştım hemen kaba boşalttım ve hemen notumu aldım. İrmik çok karıştırıyorum ben ya bunu ve mısır ununu. Git yap hadi.
Böyle. Şimdi arkadaşlar önce bir de şeyimi çıkartayım ben. Bekleyin. Bir etimi çıkartayım. Bakın. Bakın ablalar, abileri. Bakın alnına. Nasıl vurdu gelenler. Biz çok korktuk hafif şimdi değil mi annem? Bakın alnı nasıl morardı. Kustum benim aşkım. Hande abla annem bizi uyuttu. Evet. Hadi git de oynayır. Hadi koş. Hadi annem. Yedin mi kipferini? Hadi geliyorum ben. Hadi ben şimdi bir eti çıkartayım. Geleyim. Ondan sonra tatlımızı yapalım beraber. Evet etimi çıkardım. Şimdi hemen beraber şeyimizi yapalım. Tatlımızı yapalım. Size şöyle alayım yanıma arkadaşlar. Şuradan bir bulayım önce bir şekerpareyi. Evet ne istiyor? Şeker istiyor bizden. Önce şerbetini hazırlıyoruz. Annem. 370 gram şeker. Ve şeker yetmedi. Şeker alayım geleyim. Mumu da aldım geldim hemen. Kiler odasından aldım. Şekerimi ekleyeyim. Evet bakalım Thermomix'te ilk defa yapacağım şeyimi. Şekerpareyi. Önce bir normal manuel olarak denedim. Kendim yapmıştım. Güzel olmuştu. Bakalım bu da inşallah iyi olur. 500 gram da su istiyor. Hemen suyumuzu da ekleyelim. Sanki bu şeker bana az gibi geldi. Bunu azıcık daha ekleyeyim. Anne. Annem. Ben doktordan ne dedim ben biliyor musun? Ne dedin? Evet. Ben o zaman. Tamam. Ve 20 dakika bir ayarında. Aynen 20 dakika bir ayarında şerbetimiz hazırlanıyor. Ben de o sırada ne yapayım? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Tamam. Hadi şu olsun. Ondan sonra tekrar yine görüşürüz. Şerbetim hazırlansın. Ondan sonra hamurumuzu yapalım. Evet. Şerbetim hazır sayılır. Biraz da limon suyu kattım içine. Şimdi bir 10 saniyesi var. Onu da alıp bunun içine bir boşaltayım. Bu kenarda dursun şerbetim. Ondan sonra hamuruma geçiyorum. Hamurumu yapacağım. Siz beni de mi görürsünüz acaba? Şurada nasıl? Daha mı? Şöyle alalım. Hı, tamam. Şimdi hemen şerbetimi boşaltıyorum. O da tam geldi. Ay, şuraya koyayım da dökülmesin. Tamam. Şimdi bakalım. 180 dereceyi fırınımızı ayarlıyoruz. Tepsimizi hazırlıyoruz. Şimdi un geliyor. Şunu bir çalkalayayım hemen. Şimdi hemen unu, hamurumu hazırlıyorum. Hamurum hazır. Hatta başlamıştım. Size çekmeyi unuttum. Biraz böyle cıvık gibi geldi sanki ama bilemedim yani. Neyse yapacağım artık inşallah. İyi olur. Bu normalde yuvarlak tarif vermiş ama ben yuvarlak yapmayacağım. Ben şöyle uzunlamasını yapacağım çünkü fındığım yok. Cevizim var ama ceviz yapmasını sevmiyorum. Ceviz de sevmiyorum. Şöyle yapacağım. Hadi ben hemen şunu bir halledeyim. Valla pek içime sinmedi gibiler sanki ama bilemiyorum. Artık pişirip göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Çok yağlı böyle cıvık oldu. Un da ekledim daha doğrusu soğanın üstüne ama bilemedim. Neyse artık şimdi fırına koydum. Pişip göreceğim artık nasıl olacağını. Hadi ben bir şuraları toplayayım.
Ondan sonra lavaşımın hamurunu yoğurmam lazım. Şu Thermomix'imi yıkayacağım. Lavaşımın hamurunu yoğurayım. Onun sonunu da hazırlayayım. Akşama sadece bir içini hazırlarım. Şeker parelerim bitti, çıkardım. Biraz şöyle hafiften ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra şerbetini dökeceğim. Burada da arkadaşlar bakın hamurumu hazırladım. Lavaşın hamurunu. Şimdi burada bezeleri ayırayım. Ondan sonra kızartacağım. Pişireceğim yani lavaşları hazır dursun. Akşam saat gelince de yemeğimi ondan sonra yaparım, koyarım. Lavaşlarım hazır. Bayağı bir çıktı. Yumuşacık oldular. Bayağı da kolaymış yapması. Şimdi bunlar beklesin burada sertleşmesin. Bunlar şimdi burada dursun. Lavaşlarım bayağı da çıktı. Hepsini yapar mı bilmiyorum ama küçük küçük çıktı zaten. Artık ekmek. Ekmek. Lavaş. Bakayım. Yiyeceğim mi? Tamam dur vereceğim az olsun. Tamam mı? Burada da tatlım, şekerparem. Artık bu şekerpare mi desem, başka bir şey mi desem bilemedim. İnşallah tadı iyidir artık. Bilemiyorum. Şimdi şuraları bir toplayayım hemen. Ondan sonra yine tekrar geliyorum. Evet, tavuk etlerimi küçük küçük doğradım. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Burada sarımsaklı yoğurdum hazır. Domatesimi de kestim hazır. Burada da kırmızı soğan, mor soğan, maydanoz ve sumak var. Bunları sonra harmanlayacağım. Bunlar dürümün içine gelecek. Bu dürümün üzerine dökmek için. Bunu da sonra soteleyip kavuracağım. Buna da baharatlar gelecek, yağ gelecek. Onun sonra lavaşlarımı da üzerine, yağın üzerine batırıp dürüm yapacağım. İnşallah güzel olur. Çok acıktım gerçekten. Şekerparelerimle burada şekerpare demeyi bir şahit ister. Bakın bir parmağımın uzunluğu kadar bir şekerpare yaptım. Ama tatlı yaptım mı yaptım. Yapmadım değil yani, tatlısız bırakmadım kocamı. Neyse ben şimdi şunları dolaba kaldırayım. Saat 4.30'a geliyor. Daha biraz saatimiz var. Bugün gerçekten yoruldum. Hastaneye gittiğimizden beri. Hastaneden geldiğimizden beri hiç oturmadım. Direkt mutfağa giriştim. Tatlıyı yaptım. Lavaşları yaptım. Ortalığı topladım. Esma'yı aldım. Geldim. Hatta daha maydanozum yokmuş. Maydanoz eksikmiş. Maydanozu gittim aldım marketten. Geldim. Şimdi bunları hazırladım, harçlarımı. Bitti. Şimdi yatıyorum. Biraz uzanacağım, dinlenmem lazım. Bugün dilim damağım kurudu gerçekten. Susadım, acıktım da. Artık akşam inşallah hayırlısıyla iftarımızı açarız. Böyle arkadaşlar, o zaman ben tantuni yapımına geçtiğimde yine görüşürüz sonra. Şekerparemizi yediğimizde de görüşürüz. Esinam da burada. Tezgahın üstünde ne işin var senin? Böyle her neyse, hadi. Ben bir dinleneyim, uyuyayım azıcık. Uyuyabilirsem. Zaten birazdan Yüksel de gelir. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Evet, yarım saatimiz kaldı arkadaşlar iftara. Şimdi tavuğumu sotelemeye başlıyorum. Böyle küçük küçük doğradım tavuk etlerini. Buna şimdi pul biberi gelecek, kimyon gelecek, yağ gelecek. Biraz su gelecek, sıcak su gelecek. Çünkü lavaşları üstüne bastırıp o yağsını almasını sağlayacağım. Burada da çorbamı koydum. Biraz küçük tencereye koydum. Hepsini ısıtmak istemedim kendimize göre. Burada da yüzümüzü hazırladım. Efendim. Ondan sonra da
pişsin bu. Lavaşlarımı hazırlarım. Soframızı da hazırladım, kurdum. Onu da göstereyim hemen size. Masamızı hazırladım. Sonra iki sitleri falan koyarım. Tatlıma da şöyle Hindistan cevizi döktüm biraz. Biraz daha tipi yerine geldi. Ve arkadaşlar yaptım. Biraz kat şeyle yoğurtla şu üstündeki sosu biraz çirkin oldu ama yapacak bir şey yok. Şöyle hazırladım. Ama lezzetli duruyor. Bakalım inşallah Yüksel de beğenir. İçlerini gösteremiyorum size şöyle. Maydanoz ve soğan. Bir de domates var. Afiyetle yiyelim inşallah. Bir de diğer tabağı hazırlamayı konu daha güzel yaparım.